Saç ve yeni bir video. Ben şimdi de derma stajındayım. Derma yani eşittir dermatoloji yani eşittir deri ve zührevi hastalıklar stajı. Bu stajımız 2 haftalık uzun bir staj ve de 5. sınıfın gelmiş geçmiş en zor stajlarından biri. Zaten topu topu en zor olan 3 tane staj var. Bu da en zorlardan biri. Ve biz bu staja sabah saat 8.30'da geliyoruz. Sabah sadece 8.30'da gelebilirsiniz. Ki 8.30 geliş saati değil. Hani vizit için aşağıda bulunmanız gereken saat 8.30. Vizitten çıkıyoruz, sınıfa geliyoruz. Bazen teorik dersler oluyor. İlk geldiğimiz hafta sürekli teorik dersimiz oluyordu vizitten sonra. Bu bizim ikinci haftamız. O yüzden şu an teorik ders sayısı biraz daha azaldı. Teorik dersten sonra da polikliniğe gidiyoruz. Herkes bir poliklinik odasına dağılıyor ve gelen hastaları muayene eden abla ya da işte abileri ya da hocayı izliyoruz. Şimdi biz vizitten geldik. Burada sanırım teorik dersimiz de olmayacak. Zaten sınıf boş. Herkes poliklinikte. Biz de polikliniğe gideceğiz. Birazcık poliklinikte takılacağız. Ve şimdi polikliniğe gidelim. Gidiyoruz. Out of the crowd, baby, it's a no-brainer. Burada en büyük sorun salonuna geldik. Merdivenle mi inledim? Yoksa asansörle. İki kat olduğu için tabii ki de merdiven. Hazır mıyız? Hayır, hazır değiliz. Ben gelmiyorum ya, hadi görüşürüz. Görüşürüz, iyi gün. Temazen oldu. A few moments later. Şimdi de dersten çıktık. Öğleden sonra 2 tane teorik ders yaptık. Şimdi de o ders bitti. Bu teorik derste saç dökülmelerini işledik. Saç dökülmesi için bir muayene var. Saç çekme testi diye. Böyle saçınızı çek. Hoca diyor ki kendi kendinize testi yapın. Böyle sürekli saçımızı falan çekiyoruz. Öyle değil, öyle değil dedi. Geldi ve benim üstümde gösterdi. Sağ olsun sanki saçlarım çok yani gülmüş gibi. Ama acıyor falan yapıyorum ki hoca daha fazla çekmesin diye. Saçlarımı çekiyor. Bir gün bakın. Yanlışlıkla bir tane saçını çekerseniz başınıza çok kötü şeyler gelir. Evet, tehlikeli bir durum bu arkadaşlar. Kamu spotu. Nilgün gibi ince telli ve saçlara çok narin olan insanların saçlarına asla dokunmayın. Dokunma! Bunu kendine yapma. Bunu saçına yapma. İyice zıttım yine. Ha bu arada videolarda modumun düşük olduğunu söylüyorlar. Bence değil yani. Aslında daha da komik bir insanım demek ki. Yakında Sude Alkış'a döneceğim zaten birazdan. Modum düşüyormuş çünkü videolarda birazcık daha bilgi vermeye uğraştığım için sakinleşiyorum sanırım. Beynimdeki bilgileri aktarmak için böyle sakinleşiyorum. Bilgi yok nereye? O bilgileri bulabilmek için sakince düşünmem. Sen bana sadece gülme efekti veriyor. Ben şimdi şuradan yarın gözüküyor git. Gitsene! Yandım. Yalnızlığını herkes görsün istiyorsun. Yalnızım. Neyse. Ders bitti. Şimdi herkes çıktı. Video çekebilmek için herkesin çıkmasını bekledim. Ve şimdi okuldan çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Çok şaşıracaksınız. Dum dum. Dum dum. Nereye gidiyoruz? Ve tabii ki de dershaneye gidiyoruz. Söylemeyi unuttum. Geçen hafta cuma günü okulu ektim ve de yurt dışından arkadaşım geldiği için İstanbul'a gittim. Sadece hafta sonu için. Bir güncük görmek için. Bir gün sırf onu görmek için. Bir de tabii Ege ile Büşra'yı görmek için. İstanbul'a gittim. Orada çektiğim videoları da şimdi izleyebilirsiniz. Oradan sonra da dershaneye gideceğiz. Dershanede çektiğimiz videolar gelir. Görüşürüz. Mükemmel kahvaltımız. Manyak bir kahvaltı yaptık. Çok manyaktı. Ve gidiyoruz. Deli gibi doyduk. Hemen buradan Taksim'e gideceğiz. Nasıl gideceğimizi bilmiyorum. Ege ve Büşra'ya kendimi bırakmış evet. Bir şekilde. Ondan sonra da Masato'nun eşyalarını bırakıp gezeceğiz. Bugün. Nasıl bir gün? Ben geldiğim için özel bir gün. Flash TV oyuncular. Oh, thank you. Taking it slowly. I'm afraid to be lonely. To tell the truth. Ve şu an çok güzel bir yere geldik. Büşra getirdi bizi. O beni anlıyor. Ne istiyorsun? Çay içiyoruz ve takılıyoruz. Çok güzel burası. Bayağı beğendik. Say hi again. Kaldı.
to tower. Really? Oh no. Gerçekten çok seviyorum. Kalbinize birleştiremedim. Ankara'ya gelin. Yahoo! Hüzünlendirir mi? İyi ki geldin, iyi ki geldin. Masato, iyi ki geldin. İyi ki geldin. Seni seviyoruz Masato. Seni seviyor. Eve geldim. The next day. Dermatolojide yeni bir gün ve de yeni video. Biz şu an dermatoloji stajının son günlerindeyiz ve sabah erkenden geldik, yine vizite gittik. Sonra vizitten sınıfa geldik ve bir saat sonra falan burada dersimiz olacak. O derse kadar da gidip çay, kahve falan içeceğiz. Besleniyoruz. Simit, tereyağlı. Tereyağlı simit yiyecekmişiz, obez olmak istiyormuşuz çünkü. Hadi gidelim. Şimdi yürürken çek ayakkabı. Gelsene, yürüsene. Başta sağ olacağız, tamam mı? Allah, ben sol atacağım. Because he was an angel. One time he loved. Söylediğim gibi dermatolojiye hastanedeyim farklı binalarda ve bu bina ise 4-5 katlı bina. Dermatolojiden başka bölümler de var ama şu an dermanın olduğu kısımları birazcık gezelim. Şimdi poliklinikte geldik, hasta bakacağız ablalar ve abiler de birlikte içeriye. Tam Bey'le de başlıyoruz. Şimdi 3. kattaki dermatolojik I'm so fucking grateful for my ex. Thank you, nice. Thank you, nice. Sınava çıkıyoruz. Dermatoloji stajının sınav günündeyiz. Bugün günlerden pazartesi. Dün Temanur bizdeydi ve birlikte bayağı ders çalıştık. Ve cumartesi günü de ders çalıştık. Ve cuma günü de ders çalıştık. Normalde biz 5. sınıfta bu zamana kadar hep bir gün çalıştık. Ve bu staj en çok çalıştığımız, çünkü en zor olan stajımızdan biriydi bizim okuldaki. Şimdi sınavdan çıktık. Zaten tam bir sınav tipimdeyim. Tokumu unuttuğum için saçımı kalemimle tutturdum. Böyle bir tip, zaten buralar çıkmış, yüzüm kıpkırmızıydı. Şu an ışığı önümüze aldığımız için daha aydınlandık. Benim sınavım kötüydü. Kötüydü ama inşallah geçmeyi umut ediyorum. Yani hala geçmek için küçücük bir umudum var ama hani geçersem ya tam 60'la geçerim ya da işte kalırım. Çünkü sınavım kötüydü ama ya üzüldüm kalmama. Normalde kalsam bu kadar üzülmem. Aslında üzülmedim çünkü bildiğim şeyleri yazamadım. Yani eğer çalışmamış olup kalsaydım 4. sınıfta olduğu gibi. Ben geçseydim herkes geçerdi. Bence ben geçmeyi zaten hak etmiyordum diyordu o zamanlar. Aynen. Ama şimdi öyle demiyor yani. Şimdi öyle değil yani. Gerçekten biliyordum aslında yani. Çalışmıştım ama sınav çok zordu. Sınavım kötü geçtiği için birazcık sakinim. Sınavımızın sonucunda öğleden sonra 3'te alabilirsiniz dedi hoca. Yani yarın falan arayacağız. Bugün kimse onu beklemez büyük ihtimal. O yüzden bilmiyorum ama zaten sonuca göre bu videonun başlığı değişir zaten. Bu videonun başlığı dermatoloji sınavından kaldı. Neyse, totem yapmıyorum. Kalmamışımdır inşallah. Acaba kaldım mı? Bir gün kaldı mı? Acaba geçtik mi? Bence geçtim. Sen geçersin zaten. Arkadaşlar çok çalışkan bir arkadaşımız. Bence de geçerim ya. Semanur geçemiyorsa herkes kalsın zaten. Şu an Semanur'u biz direkt buraya uzmanlığa başlattık arkadaşlar. Hemen başladı. Zaten en çok istediği şey onun dermatoloji uzmanlığı olduğu için. Artık 60'la falan geçersen bu sadece çok iyi bir insan olacağım. Burada herkesin önünde tekrardan söz veriyorum. Çok iyi bir insan olacağım. Zaten iyi bir insan aslında ama öpsene öyle bir. Mükemmel olacaksın yani. Mükemmel bir insan. Yani herkese iyilik yapacağım. Yolda gördüğüm karıncayı bile kaldırıp çöpleri toplayacağım. Dayıların hepsine yol vereceğim mesela. Normal hepsine eziyor. Geçtim mi? Kaldın mı? Geçtim. Sınavda önce ayıcı tanı yapıyorsunuz, tamam mı? Böyle görüntüsünü koyuyor hastalığın, işte lezyonun. Onun önce lezyonu tarifliyorsunuz. İşte nerede,
büyüklüğü, kenar düzensizliği, işte ülsere mi, maküler mi, papüler mi falan, bunların hepsini yazıyorsunuz, sayısını, çapını falan. Bundan sonra diyor ki buna koyduğunuz ön tanılar nelerdir, en az 5 tane yazınız. Hoca da gıcık oldum, seviyordum kadını, sırf güzel diye seviyordum ama artık uyuzum. Ondan sonra ona 5 tane ön tanı yazıyorsunuz, sonra en olası tanınızı yazıyorsunuz, sonra bir de tedavisini veriyorsunuz. E ben bunu yapıyorsam zaten, ben neden buradayım, poliklinik yerinde değilim. Niye poliklinikte beni çalıştırıp bana maaş vermiyorsunuz? Fakültesi çok zor. Peki dermatoloji ile ilgili anlatmadığım şey TUS. TUS'ta dermatoloji çok yüksek çünkü bildiğiniz üzere dermatoloji dolgu, botoks, yaşlanma karşıtı şeyler yaptığı için ne bileyim sivilce. Çok güzel. Estetik yani. Yanı çok büyük ve de güzellik merkezi gibi merkezler açılıyor dışarıda. Ve bu sayede hem rahat bir işiniz oluyor hem güzel bir işiniz oluyor hem de çok çalışmıyorsunuz. Para var yok. Acaba kaldım. Geçtiğimiz öğrenirsek sekreterden kaldığımız ya da geçmezsen net çekeriz. Şimdi zaten nereye gidiyoruz? Bozkurt! Çok güzel bir tiramisucu var. Ankara'da harika tiramisuları olan bir yer var. Ben çok seviyorum. Oraya gidiyoruz İnce'nin doğum gününü kutlamaya. Ve bu videomun da sonuna geldik. İzlediyseniz abone olmayı, beğendiyseniz beğenmeyi ve isterseniz Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Üzere. Görüşmek üzere ya. Bu kız beni trollüyor. Sizi seviyoruz. Oh, elim ruj oldu. Notlarımız erken açıklanmış sanırım. Çünkü şu an Berat gruba sonuçları attı. Ve merak ediyoruz. Kaldın mı? Geçtin mi? Çok heyecanlı şu anda. Ve geçmişi. Ya canım hocam çok güzelsin. O kadar zorlamama rağmen bir stajdan kalamadım. Maalesef zorlasam da kalamıyorum. Geçmişim! Bitti bu kadar. Bu videomuzun da şu an gerçekten sonuna geldik. Burada bu video bitti. Hadi görüşürüz.